Yerli ve milli ürünlerimizin ordumuza sağladığı yüksek özgüven ve motivasyonla bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, ordumuz umudunu bizlere bağlamış olan mazlum ve mağdurlara yardım edin uzatmakta, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde barış, huzur ve istikrara çok çok önemli katkılar sağlamaktadır. Her ne kadar birileri istikrarsızlık, huzursuzluk çıkarma peşinde olsa da Türkiye bölgesinde ve dünyada her zaman barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam edecektir. Bizler bunun için Suriye'deyiz, Irak'tayız, Libya'da, Somali'de ve Afganistan'dayız. Tek derdimiz barış, kardeşlik, dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde güven ve huzur içerisinde yaşamak ve komşu coğrafyaların da barış ve istikrar ortamında yaşamasına katkı sunmaktır. İşte bu azim ve kararlılıkla Güney Kıbrıs Türk Rum yönetimi karşısında Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi işgalci Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Azerbaycan Türk'ünün yanına olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Ermenistan, kardeş Azerbaycan Türk'ünün topraklarının %20'sini oluşturan Dağlık Karabağ ve civarındaki 12 şehri yaklaşık 30 yıl önce işgal etmiştir. Ve bu işgal 30 yıldan beri devam etmektedir. İşgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türk'ü yerlerine edilmiş, 20 bin şehit verilmiş, 5 bin kişinin akıbeti ise hala tespit edilememiştir. Dahası Hocalı katliamı da hala hafızalarımızdaki yerini çok taze olarak korumaktadır. Uluslararası hukukta alınan tüm kararlara Azerbaycan'ın tüm diplomatik ve barışçıl çabalarına rağmen sorun çözülememiştir. Çözülmemiştir. Ermenistan, Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgalini sürdürmekte, daha da ötesinde saldırganlığını artırarak devam etmektedir. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışıyla bu zulmü bazı ülkeler makul görmekteyse de bizler için kabul edilmesi mümkün değildir. Zulüm ile mücadelemiz şimdiye kadar olduğu gibi bugün de yarın da devam edecektir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve sorunu çözmek için oluşturulan AGİT, MİSK grubu gibi mekanizmalar tüm çabalarına rağmen, sözde çabalarına rağmen bugüne kadar Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgalinin sonlandırılmasına dair hiçbir somut atamamış, müzakereler maalesef mevcut durumun yani işgalin normalleştirilmesini, kabullenilmesini amaçlayan bir sürece evrilmiştir. Gelişen süreçte gittikçe şımaran ve küstahlaşan Ermenistan, Azerbaycan'a karşı çeşitli zamanlarda birçok kışkırtıcı eylemde bulunmuştur. Ermenistan'ın provokatif eylemlerinin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından 27 Eylül'de de sivil yerleşim yerlerine ateş açması bardağa taşıran son damla olmuştur. Ermenistan son saldırısıyla masum siviller ve çocuklar da dahil olmak üzere can kardeşlerimizi şehit etmiştir. Azerbaycan artık yeter, artık yeter, yetti gari diyerek öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak, işgal altındaki halkının hürriyetini geri almak için harekete geçmiştir. Azerbaycan'ın sahada kazandığı başarılar karşısında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye'ye ait savaş uçaklarının bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısını yaratarak destek bulma çabalarının bir ürünüdür. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendi başına zafer elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç gün içinde tüm dünyaya göstermiştir. Hal böyleyken yıllardır Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların Azerbaycan'ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı değildir. 30 yıldır diyalog, siyasi çözüm diyenler bugüne kadar ne yaptılar?
öz topraklarını istemesi, Azerbaycanlı kardeşlerimizin halkının evine, topraklarına dönmek istemesi için mücadele etmesi suç mu? Nasıl ki atalarımız 7 iklim, 3 kıtada barış, huzur, adalet için mücadele ettiler ve daima haklının yanında, mazlumun yanında oldular. Biz de aynı ruh ve inançla bugüne kadar olduğu gibi kederde ve kıvançta Azerbaycan Türkiye ile daima bir ve beraber olduk. Bundan sonra da iki devlet tek millet anlayışıyla can kardeşlerimizin Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yaralılar var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Azerbaycan halkına da başsağlığı dileklerimi şahsım ve sizler adına burada ifade etmek istiyorum.